Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir videoda karşınızdayım. Bugün sizlerle uzun bir aradan sonra hop diye oyun içeriğinden birazcık çıkıp birazcık 2017'nin neler bırakmışız, neler şey etmişiz onlara bakacağız. Bugünkü konumuz ne? Bugünkü konumuz insanların ne neyip ne kazanmadığı. Niye? Çünkü ulaşamaya ne yaparmış onlara bok atarmış. Bugün sizlerle YouTube'da en çok oyun videolarından vesaire ya da hepsinden en çok kazanan youtuberları inceleyeceğiz. Peki bunlar kim derse Öncelikle ilk e, en çok kazanandan direkt başlamak istiyorum. En çok kazanan arkadaşımız Daniel Middleton. Normalde bu listelerde ilk en azdan çoka doğru giderler ama en fazlası kazananı ilk açıklamak istiyorum. Bu Daniel Middleton'ı zaten biliyorsunuzdur. Çünkü Minecraft kanalı çekiyor ve yıllardır çekiyor The Diamond Minecraft zaten biliyorsunuzdur. Kendisi 2017'nin toplamında yaklaşık olarak yaklaşık olarak değil aslında, evet yaklaşık olarak 16.5 milyon dolarlık bir kazanç elde etmiş. Yani bu işinden 16.5 milyon dolar kazanmış. Bunların TL şekillerinde çevirmek istemezsiniz. Çok fazla para demek. Ve diğer oyun kanalımız ise diğer oyunun kanalımızın ismi Evan Fong. Yani kanalın ismini söylüyorum. Vanosh Gaming biliyorsunuzdur bilmiyorsunuzdur fakat zaten şu anda videolar ekranda geçecektir. Gerçekten çok sağlamdır. Ben bunları oturup izlediğim o yemek yerken vesaire gerçekten siz izleyerek eğlence bulacağınız. Fakat bir o kadar da İngilizce ihtiyaç olacağınız ki çok fazla kaçırıyorum. Hatta bazen hiç anlamıyorum bile. Çünkü çok hızlı konuşuyorlar, çok eğlenceliler. Ve aslında bence bu kanallarının asıl şeylerinden biri de asıl bu çok insan ulaşmasının sebebi de birincisi en fazla e, en eskilerden olmaları ve çok güzel müzik seçimleri çok güzel müzik yapılmaları Çok güzel müzikler kullanıyorlar kendilerine ait müzikleri var videoları için vesaire Ve bu e, insanların ekip aslında ama şu anda tek kişiymiş gibi konuşuyorum e, Yaklaşık olarak 15.5 milyon dolarcık bir kazanç sağlamışlar geçen sene Yani Birçok sponsorları da var aslında ultra popüler sponsorlarından GTA ve Call of Duty demek istemiyorum ama onlar onların gerçekten sponsorları. Onlardan da iyi bir para kazandıklarına eminim çünkü tek yaptıkları Call of Duty oynamaktı bir ara. Büyük bozuklukla öyle bir şey. Diğer bir isim ise ilk defa bu listede yavaş yavaş yerini alıp yavaş yavaş ilerlemiş ve birinciye doğru yürüyen DUDE. Perfect diyorum. Ee, niye biliyor musunuz? Adamlar çok iyi. Adamlar imkansız başarıya gibi bir şey. Çok güzel bir evleri var. Son sezinelerde bu birkaç içinde geçtikleri kendilerine ait fabrika büyüklüğünde büyük bir evleri ve deneme yanılma futbol basketbol sahaları var. Ee, tek yaptıkları e, aslında tek yaptıkları değil birçok yaptıkları şey ama onu böyle küçük bir kategoriye koyarsak yaptıkları şey şu e, birçok ee, zor gelen, zor olabilecek şans, yani akıllı TV'de gördüğünüz çok şeyi gerçek hayatta yapmaya çalışıyorlar ve bunu yapıyorlar ve bunları video kaydediyorlar. Uzun bir emek ama çok eğlenceli görüyorum, çok güzel edit vesaire çok güzel şeyleri var ve bu kanalın da kazancı 14 milyon dolarcık daha, yani bu birazcık daha fazla, az ama sonuçta 14 milyon cık kaç milyara diyor? 3700 ile çarpın işte. Sıradaki kanalımız Mark markın kanalını biliyorsunuzdur mark Blair kendisi ee, şöyle bir şey daha var e, pirdepayın arkadaş gruplarındandı eskiden diye biliyorum ee, bireysel bir kanal tek başına uğraştığı bir kanal ve gerçekteki işi eskiden yani bence şu an kullandığını zannetmiyorum radyoculuktu çünkü zaten kanalındaki videolardan anlayacaksınız sesinden anlayacaksınız çok kaliteli bir e, ekipman ve şeylerle başlamıştı zaten ilk gün en eski videolarına da bakarsanız çok sağlam bir insandır kendisi ama yaklaşık olarak 12.5 milyon dolar kazanmış geçen sene ve bunu yıllardır yaptığını düşünürsek şu anda çok fazla rich rich çok zengin çok. Ve dördüncü sırada kim var? Logan Paul var. Geçen haftalardaki olaylarını biliyorsunuz. İşte ceset meset bir sürü orman muhabbeti. daha sonra apoloji, şey, özür diledi vesaire. Birçok şey oldu. Kardeşi de aslında çok para kazanıyorlar. Bunlar ailecek zenginler. Logan Paul anlatmama gerek yok artık. 12.5 milyon dolar kazanan bir Geçen sene kazanan bir youtuber kendisi vlogger diye geçiyor vlogger diye geçmiyor. Altıncı sırada listelerde gerileyen bir Felix abimiz var. Felix kim derseniz kendisi PewDiePie olur ve yaklaşık olarak 12 milyon dolar kazanmış. Ne yaptığını ben de bilmiyorum artık oyunda oynamıyor farklı farklı içerikler yapıyor. Sıradaki kişi ise daha deminki arkadaşımızın kardeşi olan Jack Paul ki Logan Paul'a göre birazcık daha videoları hoşuma gidiyor. Logan Paul bazen çok uzaklaşıyor videolardan. Jack zaten clickbaitçiyim diyor. Clickbait yapıyor diye görüyorum. En son o kadar gördüm. En son da 2-3 hafta önce videoları videolarını izledim ama işte ineceğim. Evet gelirsek aslında kendileri zamanın ilk şirketleşen youtuberlarından olup çok fazla zamanda para kazanmış olan Smosh kendileri. iki kişiden oluşuyorlar isimleri Anthony ile Ian nasıl okundu bilmiyorum ve e, yaklaşık olarak 11 milyon dolar kazanmışlar. Geçen sene kendilerinin birçok kanalları var, ekipleri var, ekiplerindeki her kişinin kendine özel kanalları var. Fakat asıl amaç o smoşu yüceltmek, büyütmek. E, skeçlerden tutun birçok oyun videosuna kadar zamanında çekmişlikleri var. ve Dünyanın en çok para kazandıran küçüğünü görüyorsunuz şu anda ekranda. Ryan e, yaklaşık 11 milyon dolar kazandırmış ailesine yaptıkları çok aslında şey değil yani uçuk bir şey değil fakat oyuncak incelemek vesaire olan genel bir şey. Çocukluğunu doruklarda yaşayan bir çocuk hem zengin hem oyun önce oyunu oyun yani şöyle diyeyim size birçok oyuncak firması onlara başvuruyor. Ee, bunda haberlerini geçen senelerde okumuştum ki 8. sıra olmuşlar yani 11 milyon lira dolar çok para kazanmışlar. Diğer bir sırada esmer bir e, ablamız var Lili Shink. diye, Schink. Ya kendisi hiç hatırlamıyorum nasıl okundu. Videolarını izlemedim çünkü. Kendisi 10.5 milyon dolar kazanmış ve e, yani komedyen. Komedyen. Yani ağırlık, skeç falan değil. Komedyen diye geçiyor. Bu kadar. Çok fazla takip ettiğim biri değildir ki. Video çekiyorum diye öyle dedim havalı olsun diye. Evet 2017 yılında kazanan çok kaza para çok kazanan youtuber'ları gördünüz. Bu da bir de yurt dışında yaşadıkları için ki yani bu asıl kazancın Asıl temelini söylüyorum. Hani yaptıkları işin iyiliği kötülüğü oraya geçtim. Ee, uluslararası bir dil kullanıyorlar. Hepsi İngilizce kanallar. Ve bu yüzden zaten e, düşündüğünüzden çok daha fazla kitleye ulaşabiliyorlar hızlı bir zamanda. Ama tabii ki de bunun asıl e, püf noktasını kimse bilmiyor. Bilseydim şu an bu videoyu bu videonun içinde olurdum. Bunların kazandığı parayı söylemezdim. Kendinize iyi bakın. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. İnceledim hoş oldu. Videodan ya oyun azıcık da oyun çekmeyelim demeyeceğim. Belki trende gireriz ne yaparsınız. Kendinize iyi bakın tamam mı? Sosyal medyalarım aşağıda bak. Instagram'da bir aktifim. Kendinize iyi bakın.